Arkadaşlar, geçen bir arkadaş bir mail atmıştı. Böyle bir çalışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de kendisine bir çalışma yazıp gönderdim. Pek zamanım olmadığı halde yine de yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi kendisinin istediği şey şu. Burada ürün kodları, ürün adları ve adetleri olacak demiştik. Gerçi ben ürün ve ürün kodu olarak anladım. Kendisinin gönderdiği bazı yabancı şeyler vardı, isimler vardı. Ben öyle anladım. Neyse. Buraya kaç adet yazarsam şöyle hazırla dediğim zaman şu print sayfasında o kadar adet oluştursun istemişti arkadaşlar. Örnek olarak ben buraya işte 100 adet dediğim zaman hazırla dediğimde gördüğünüz gibi bakın kalemtıraştan 100 adet oluşturdu. İşte kalemden bilmem 10 kaç adet ise artık. Yani şuradaki sayı kadar şu satırdan oluşturmasını istemişti. Hazırladım kendisine. Şimdi benim sizden istediğim şu arkadaşlar. Eğer gerçekten döngüleri anlamışsanız şu örneği kendiniz yapabiliyor olmanız lazım. Eğer bunu yapamıyorsanız bilin ki döngüler konusunda for, while, do loop gibi döngüler konusunda hala eksiğiniz var demektir. Benim size tavsiyem buraya kadar izledikten sonra devamını izlememeniz, kendiniz aynısını yapmaya çalışın. Stoklar diye bir sayfa, artısına isim veriyorsanız, print diye bir sayfanız olsun. Sonra buraya işte ürün kodu, ürün adı ve miktarını yazın. Siz buraya kaç adet yazarsanız, bak mesela başka bir ürün yazalım. Şöyle bir kod yazayım. Örneğin masa diyelim. Masa 10 adet. Şöyle hatta burada bir adet olsun. Bakın hazırla dediğim zaman şurada görüyorsunuz 10 adet masa yazmış. Kalemtıraştan bir adet geri kalanlardansa artık miktar kadar yazmış gördüğünüz gibi. Yani yapmanızı istediğim şey bu. Buraya kadar izleyin. Bu örneğin aynısını kendi başınıza yazabiliyorsanız bilin ki döngüler konusunda hiçbir eksiğiniz kalmamıştır. Şayet yapamıyorsanız, yazamıyorsanız araştırmaya, öğrenmeye devam edin. Döngüler yazılımda, kodlamada çok önemli bir yere sahip arkadaşlar. Şimdi ben yeni bir örnek açıp baştan bunu aynısını yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum programı ve yeni bir örnek açıyorum şimdi. Bundan sonrasını şöyle bir Excel'i açıyorum. Sizden istediğim kodları izlemeden kendi başınıza yazmanız. Sonrasında gelip burada artık izleyebilirsiniz. Şimdi ürün kodu, ürün adı, bir de adedi diyelim. Şu sayfanın adını stoklar yazıyor, yapıyorum. Bunun adını da print diyelim, çıktı diyelim. Ne isim verirsek önemli değil. Ben print diyorum. Tamam. Buraya da ne istiyorduk? Ürün kodu ve ürün adını getirmesini istiyorduk. Buraya da ürün kodu büyük harfle yazayım. Ve ürün adı. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Hemen buraya bunu önce bir farklı kaydetmem lazım. Masa üstüne makro içerebilen çalışma kitabı da diyebiliriz. Ders 2 diyelim. Makro içerebilen çalışma kitabı masa üstüne kaydet dedim. Hemen geliştirici menüsünden ekleye gelip şu butonu alıyorum. Şuraya çizdim. Butonun özelliklerini açarak buraya da hazırla diyelim. Ya da yazdır diyelim ya da hazırla diyelim. Kararsız kalıyorum. Hazırla. Tamam. Şimdi bu butona bastığım zaman dediğim gibi buraya ürün kodlarımızı yazacağız. Rastgele neyse artık. Kalem işte 5 adet olsun. Ürün kodumuz şu. Defter 3 adet olsun. Silgi 10 adet yazsın. Hadi bırak ne yazarsak o kadar adet çıkaracak, yazdıracak demektir arkadaşlar. İstediğimiz bu. Hemen hazırlık butonun içine girip şöyle diyorum. Dim st as worksheet diyorum. Dim pr as yine worksheet diyorum. Dim bana x lazım olacak. X virgül i virgül y as long diyeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar sayfamızı setleyeceğim. Set
ST eşittir sheets stoklar. Set PR eşittir sheet printers diyorum. Print sayfası. Arkadaşlar bu sayfa isimlerine çok dikkat etmeniz lazım. Ben genellikle hani hatalı olmasın diye buraya çift tıklıyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum sayfa adını. Sonra şuraya yapıştırıyorum. Yani emin olmak için. Print'i çift tıklıyorum. Ctrl C ile kopyalayıp boş yere tıklıyorum. Sonra gelip şurada print'i yapıştırıyorum. Yani emin olmak için. Evet, sayfalarımız hazır. Şimdi bir de şöyle bir şey yazıyorum. Dim STSS. Ben STSS dediğim stok sayfasındaki satır sayısı. Yani dolu satır sayısı anlamında. As long diyorum. Bir de i eşittir 1 diyorum arkadaşlar. Bu i eşittir 1'i şunun için kullanacağım. Biraz sonra buraya veri aktardığım zaman i 1'den başlatıyorum. Yani i 1 artırıp buraya i 2 yapacağım. 3, 4, 5, 6 diye buraya aktaracağım bunları. Onun için i 1 olarak yazdım. Şimdi stok sayfasındaki satır sayısı eşittir. ST nokta range artık a isterseniz 500 bin deyin. Fark etmez yani. Yaklaşık kaç adet stok olabilir gibi düşünün. Örneğin 50 bin stok olabilir diye düşünürseniz buraya 50 bin yazın. Nokta end x ile up nokta row diyoruz. Dolayısıyla en son satıra gidecek arkadaşlar. Son satırı bulduk. Şimdi bir döngü yapacağız. For x eşittir 2 to stok sayfasının satır sayısı kadar. Şurada next. Şimdi neden 2'den başlatıyorum? Dikkat ederseniz stoklar sayfasında ürünlerim 2'den başlıyor. Bu nedenle 2 diyorum. Eğer başlık olmasaydı 1'den başlatacaktım. Veya o benim kızın da sesi maşallah bağırıyor. Eğer arkadaşlar başlıklarınız buradan başlıyor olsaydı o zaman siz x'i 4'ten başlatacaktınız. For x eşittir 4 to diyecektiniz. Bakın bunlar önemli şeyler. Yani başlık arkadaşlar şu bakayım bu niye bağırıyor ya. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burayı umarım anlamışsınızdır. Yani buralar böyle. Hatta biz bu sayıdan başlatalım istiyorsanız. 4'ten başlatsın x'imiz. Evet. Şöyle dikkat ederseniz ilk stok 4. satırdan başladığı için 4 to satır stoktaki satır sayısı diyorum. Evet. Peki şöyle bir şurada bir mesaj alabilir miyim arkadaşlar? Şurayı durdurayım. Birin şöyle de yapabilirim gerçi. Şöyle yazalım ya. Mesaj stok satır sayısı diyelim. Bana bir sayısını versin. Bakın çalıştırdığım zaman ne verdi arkadaşlar? Bakın 6. Son satır bakın 6'da bitiyor. Gördüğünüz gibi. Son satır 6. satır. Evet bu şekilde. Şimdi devam edelim. Devam ediyoruz. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada bir ana döngümüzü yaptık. Şimdi y eşittir. Bir de y diye bir değişken tanımlamışım şurada. Y eşittir. Print sayfasındaki yok print değil. Yine stok sayfasındaki. Stok sayfasındaki range nerede? Şurada rakamlar yazıldığı için burada yazıldığı için arkadaşlar ne diyorum? Range A'nın pardon C'nin X'i nokta value. Şurada value diyeceğiz. Evet burada da Y'nin kaç olduğunu öğrendik. Ve bir döngü daha oluşturuyoruz. Y'yi öğrendikten sonra bir for için bir değişken daha tanımlayacağım. Virgül z olsun. Tamam. Şuraya da for z eşittir 1 to y diyorum. Buraya da next.
Niye birden başladım? Çünkü burada 5 ise birden 5'e kadar. İşte 15 ise birden 15'e kadar. Bunu döndürecek. Sonra buraya gelecek birden 3'e kadar. Sonra buraya gelecek birden 10'a kadar. Ve içeride bir döngü daha. Bunu yazdıktan sonra şunu yapıyoruz. Diyoruz ki printer sayfasındaki range a'nın nesi arkadaşlar? I artı 1'i. Bakın i'yi biz birden başlatmıştık hatırlıyorsanız. Eğer i demiş olsam buranın üzerine yazacaktır. Şuranın üzerine yazacaktır arkadaşlar. Ya ben hani kafanız karışmaz hani siz de aynısını yapın demiştim ya. Az önce size gösterdiğim örnek ikinci satırdan başladığı için biz bunu yine ikiye getirelim isterseniz. Yapan arkadaşlar hani kafaları karışmasın. Biz bunu tekrar 2'den başlatalım. Evet böyle devam ediyoruz. Dikkat ederseniz stoklardaki verileri biz buraya çağıracağız. Eğer i 1 dersem buranın üzerine yazacaktır. Onun için i artı 1 diye. I artı 1 diyorum ki aşağı altına yazsın. Nokta value eşittir. Stok sayfasındaki range a'nın x'i diyoruz arkadaşlar. A'nın x'i. Nokta değeri. Yine bunu kopyalıyorum ve aşağı buraya yapıştırıyorum. Bu sefer de B diyorum. Şuraya da B diyorum arkadaşlar. Ve şurada i'yi 1 artırıyoruz. I eşittir i artı 1. Ha, i eşittir i artı 1 diyoruz. Evet bu kadar. Son olarak döngüden çıktığı zaman hepsini bitirip yazdıktan sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Şuraya hani bu sayfadır arkadaşlar. Burada bir sayfa tanımlaması var. Sayfayı RAM'den çıkaracağız. Set stock eşittir nothing diyerek RAM'den boşaltıyoruz. Yani o tanımlayı artık bırakıyoruz arkadaşlar. Set printer eşittir nothing diyoruz. Ve message box aktarım tamamlandı diye desin. Hatta virgül ve okey only diyoruz. Sadece okey butonu göster. Artı ve information bilgi ikonu virgül işlem tamamlandı diye bir de başlık olsun. O kadar. Hatta bir deneyelim şimdi arkadaşlar. Bakın hazırla dedim. Mesaj vardı hatırlıyorsanız. İşlem tamamlandı. Bakın kaç adet yazmışsa o kadar adet gönderdi. Şu mesajı sileyim oradan. Bir mesaj kalmıştı hatırlıyorsanız şuradan. Mesajı siliyorum. Bir de şöyle ikinci defa çalıştırdığımız zaman burasını temizlemesi istiyoruz her sefer öncesinden. Hatta kodların en başına ya da en başına değil de şuraya, şu setin altına printer nokta range A2'den B işte 10.000'e kadar kaç yazarsanız nokta value eşittir boşluk deyip önce print sayfasını temizliyoruz. Şimdi mesela biz buradan işte bundan bir adet, şundan bir adet, şundan iki adet yazdır dediğim zaman hazırla diyoruz. Aktarım tamamlandı. Şimdi bakalım. Bakın kalem defterden birer adet, silgiden ikişer adet. İşte kalemden iki adet, silgiden iki adet, defterden silgiden 22 adet yazsın. Hazırla. İşte gördüğünüz gibi. Bakın ikişer adet, geri kalan da 20 adet burada hazırladım. Sizden istediğim buydu. Demek ki şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten eğer hani bu for next döngülerini veya do while da olabilirdi, do loop olabilirdi. Bu tür döngülerin eğer mantığını tam kavradıysanız bu örneği çok rahat yazabilirsiniz. Eğer yazamıyorsanız dediğim gibi araştırmaya, öğrenmeye devam edin. Farklı örnekler üzerinde çalışın. Yapabildiyseniz de bu konuda gerçekten eksiğiniz yok demektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.